Herkese selamlar dostlar. 16 Mayıs 2022 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlı tercihlerle sizlere sunacağım. Bir kombin önerisi yapmadım. Art 300 üzerinde like gelirse ben kombin önerisi yapmaya devam ederim. Hemen raporlarla başlamadan önce bir skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması Galatasaray adına demir mücadelesi var. Önceki hafta sonu yaptığım skor yarışmalarıyla hepsini birlikte açıklayacağım bu Diğer videoda açıklayacağım hepsini belirteyim geç saatte geldim videoyu da zaten geç saatte yükleyeceğim ona kim kazandı çekilişini falan yapmadan Tahminleri analizleri yaptım raporları çıkardım sizlere sunacağım maç skoru tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz Yine bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarına ay sonuna kadar alalım bu dönemlerde hızlı gidiyoruz zaten sizler de mutlaka farkındasınızdır Yüksek misli de ne yaptık ekrana gelsin yüksek misli de hafta sonunda toplamda 3 tane tercih verdik ve son tercihlerimizle birlikte 7'de 7 oldu ne yaptık? Şöyle baktığımız zaman da cumartesi günü Strasbourg mücadelesini verdik. Dedik ki maç sonu bir şeklinde direkt Strasbourg'un galibiyetini verdik burada. Zaten başarılı oldu. Strasbourg da 1-0 gibi skorla kazandı. Bugün ne yaptık? Hamburg'u verdik yüksek misli olarak çünkü Hamburg'un da ihtiyacı vardı. 1-0 geriye Düşmesine rağmen 3-1 gibi skora getirdi. Maçı da 3-2 gibi skorla kazandı. Bu yüksek mislimiz de başarılı oldu. Bir diğer yüksek mislim. Bugün yüksek misli 2 tane yaptım. Güvendiğim 2 tane yüksek girebileceğim maç vardı. Kasımpaşa Antalya Spor Mücadelesi'ni de yüksek misti de KG var verdim. O da zaten erken erken dakikalarda geldi. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Yüksek mislindeki amacımız zaten biliyorsunuz. Her canlıya ben kendim mesela genelde 1000 bin gidiyorum. İsmail abimiz 2000 gidiyor. Murat abimiz 5000 gidiyor. Yüksek misinin amacı budur. 7'de 7 yaparaktan ilerledik. Tek maç güvendiğim maçlar burada. Yüksek misin seviyesinde bulunmakta. Kupon odasının raporunu ekrana getireyim ben sizlere. Cumartesi ve pazarın toplamda 4 adet kombine verdim. Benim verdiğim kombinelerde zaten editör arkadaşlarımız da ekstra kombine vererekten devam ediyor ki onlar da kazandırıyor. Cumartesi gününde günün Fransası olarak Nant mücadelesine KG var. Strasbourg'un Mastur'u 1 verdim. Şunu da belirteyim. Youtube'da verdiğim tercihte 1 ve 1.5 üstü. 2 oranına üzerine atmak adına ben burada direkt 1 olarak yazmıştım. 1-0 bitti. Youtube'dakilerin şanssızlığı oydu. Alttaki günün üçlüsü yattı. Pazara baktığımız zaman da Youtube'da verdiğimiz tercih zaten başarılı oldu. Trabzon 1 ve 1.5 şeklinde oldu. Konya'da direkt galip geldi. Beklediğim gibi iki takım da galip gerekten de kazandırdı. Bir de katıl butonu olarak özel verdim. Hamburg'a maç sonu 2 ki bunu zaten yüksek misliğe vermiştim. Stin'in atacağı 2 gol. Beşiktaş'ın atacağı 2 gol. Erken erken dakikalarda gelip atması çok iyi oldu. Sonradan zaten gelmezdi bu. Geçtim bunları da. Hatta şöyle direkt katıl ekranı da göstereyim. Bakın canlı ne yaptığımızı göstereyim. Bilal zaten buraya yazmış editörümüz. Bu hafta sonu kendi adıma 7 tane İtalya başlığı verdim ve 7'de 7 oldu şeklinde. Zaten burada canlılarımız oluyor şöyle kısaca göstermek gerekirse. Son yaptığımız canlılarla birlikte zaten iyice çıtayı yükselttik burada. Canlı odasının zaten amacı Inter deplasman 2.5 üst o geldi mesela son. En çok gol ikinci yarı Paola Mücadelesi 1.5 üst vesaire vesaire. Bu şekilde ilerledik devam ettik. Canlılarda da zaten Bizi bilen bilir bilmeyen de öğrenir şeklinde. Geçelim ilk mücadelemiz Sampdoria Fiorentina mücadelesi. Sizlerden istediğim like'tır. Artık 300'ün üzerine geçerse diğer videoda like gelecek, kombinlenirse gelecektir. Ona göre bir düzen çekelim. Respekt diyorum. Emeğe saygı. Sampdoria Fiorentina mücadelesiyle başlayalım. Şimdi güzel bir mücadele. Fiorentina'nın iddiası var. Normalde Fiorentina takımı sallantıdaydı. Son Roma maçında ben biraz daha bu takımın düzeldiğini gördüm. Sampdoria'ya karşı oynuyor. Sampdoria da zaten dengesiz gidiyor özellikle son dönemlerde baktığımız zaman da. Bu maç maç son 2 olabilir. Ben olası bir sürprizden kaçmak adına da bir de yüksek oranla tercih var bu mücadeleye. İdealden burada yine maç son 2 alınabilir. 1.53 gibi oranı var çünkü Fiorentina'nın bir iddiası var. Ve bu iddiasını sürdürebilmesi adına şu an 7. sırada kazandığı takdirde 62 puana kadar çıkma şansı var burada. Juventus'ta Lazio ile maçı var onu da anlatacağım. Roma'nın üstüne Avrupa'da mücadele etmek istiyorsa bu tür maçlarda hata yapmaması gerekiyor. O yüzden doğrudan bir maç sonu 1 alınabilir bu mücadele. Maç sonu 2 alınabilir 1.53 gibi orandan. E, yüksek orandan önerim bu mücadelelerin 2-3 gol bandına da sıkışabilir diye düşünüyorum. 1.93'te bunun oranı var bilginizde. Çaykur Rize Sivas, Sivas maçına baktığımız zaman da Rize'ye baktığımız zaman da şöyle bir mevzu var Rize'de. Zaten son dönemlerde maçlarına baktığımız zaman da çok gollü geçiyor. Bu da zaten takım düşmesinden kaynaklı. Hem futbolcular burada kendi vitrin maçına çıkıyor. Kendilerini göstermek istiyor. Hem de zaten üzerindeki o düşmüş rahatlıktan dolayı pozitif bir futbol sergiliyorlar. Sivas'ta finale çıktı. Onun da rehaveti olacaktır. Hatta burada olası bir Rize sürprizi çıkabilir onu da belirteyim sizlere. Son haftalarda çok gollü maçlara imza atıyor. Ben bu maçta Sivas'ın da gol bulmasını bekliyorum. Herhangi bir rotasyon beklemiyorum bu maçta. İdealden direkt düz olaraktan burada KG var tercihini alacağım. Sivas takımı daha teknik. O Rize'deki rahatlıkla maçların zaten golle geçmesini sağlıyor. Bir gibi oranı var bu mücadelenin. KG varını değerlendirecekler. İdealden bir KG var tercihini yapıştırabilir. Geçtim bu mücadeleyi. Galatasaray adına Demir mücadelesiyle devam edelim. Galatasaray'ı da ben açıkçası beğenmiyorum ki zaten oyunundan ziyade takımın dışı oldukça karışık. Yönetimdeki sorunlar Aa, az önce haber okudum. Dursun Özbek tekrar aday olmuş. Hatta yazmışlar Fatih Terim'in dönme ihtimali var vesaire. Sürekli bir Galatasaray kendi içinde bir döngüde. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Bunu hep söylüyorum zaten. Galatasaray'a ben güvenmiyorum. Hatta son dönemlerde maçlarında sadece özetini izliyorum. Açıkta maçlarını izlemiyorum. Adına Demir kötü gidişat var. Bu kadar kötü gidişatın bu maçlara etkisi yüksek olur. En azından İstanbul takımı Galatasaray'la ile oynuyoruz. Oyuncular ayrı bir motivasyonla oynayabilir diye düşündüğümden dolayı zaten KG Varın'a da 1.42 gibi oran açmışlar. İdealden tek tercih yapıyorum. Maçın kazananı kim olur bilmiyorum ama 1-1 bir gelir bu maç 1-1'e gelir. Ondan sonra biri atar 2 bir alır. Kim alır da bilmiyorum. Onu da belirteyim. İdealden bu maça da ben direkt KG var tercihini sunuyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir KG var tercihini alabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Juventus Lazio mücadelesi. Az önce bahsettiğim gibi Fiorentina'nın iddiası varsa Lazio'nun da burada bir iddiası var. İddiası şu yönde. Arkasında Roma ve Fiorentina takımları var. Burada elinden gelen Zevali Juventus'a karşı vermek isteyecektir. Juventus da kendi evinde kaliteli. Bu maçın tempolu geçmesini bekliyorum açıkçası. Herhangi bir stres arz edecek bir durum yok. Çünkü her iki takımda şampiyonluğu oynamıyor. Lazio burada kaybetse bile Oradan yine bir Avrupa umudu oluyor. Gelecek haftaya da taşıyor. Fakat buradan en azından bir beraberlik çıkarır diye düşünüyorum ben burada. O yüzden yine bu maçında golü de geçmesini beklediğimden dolayı idealden bir 1.48 gibi orandan KG var tercih alınabilir. Ama yüksek orandan da bu mücadele sanki ya 1-1'e aynı Galatasaray maçı gibi 1-1'e gelir Atar birisi 2 alabilir veya 1-1'de kalır diye düşünüyorum. Yüksek orandan 1.90 gibi orandan da 2-3 gol tercihini değerlendirebilirsiniz. Geçtim bir diğer mücadeleme. Huddersfield ile Town mücadelesi. Ben bunların son maçını izledim. Bilenler bilir. Katı Telegram'daki arkadaşlarımız bilir. Canlısını yaptım. Canlısından da kazandık zaten. Son maçta Huddersfield deplasmanda olduğundan dolayı kontraya dönük bir oyun oynuyordu o maçta. Kontraya dönük oyundan da zaten ilk golü buldu. Kalesinde çok fazla baskı gördü. Burada kendi taraftarı önünde kendi evinde rövanş mücadelesi ilk maçta 1-1 bitirdi. Bu maçı kazanmak isteyecektir. Eğer bu takımın bakın orana bakın. Bak bu oranı kaçırmayın. Mutlaka bu tercihi oynayın. Maç sonu 1 zaten alınabilir. 2 küsur oranı var. 2 0 3'lük oranı var. Ama ben sizlere diyorum ki Huddersfield bu maçı alırsa bile tek farkla kazanabilir. O yüzden 3.45 gibi handikap 0'ı da ben sizlere bir öneriyorum. İdealden maç sonu ideal sayılmaz tabi. 2 0 3 oranı var zaten maç sonu 1'inde. Ama yüksek oranla da bir 3.45 gibi oranla handikap 0'ı da değerlendirebilirsiniz. Huddersfield burada Avluka alacaktır. Luton tam kalesini. Geçtim bu mücadeleyi de. Newcastle'la Arsenal mücadelesi. işte bu maçta Yurcuna var. Neden biliyor musunuz? O stres Arsenal takımının başında olacaktır. Bir dördüncülük iddiası var. Şu an Tottenham öne geçti. Bu takımın mutlaka bu maçı kazanması gerekiyor. Newcastle kendi evinde burada. İki haftadır kaybeden Newcastle takımı var. Arsenal'ın kalesine gol, gol, gol yemesini bekliyorum. Gol görmesini bekliyorum. Neden? Çünkü o stres, o, bu maçı kesinlikle kazanma isteği bu takımla gol yedirebilir diye düşünüyorum. O yüzden güzel bir tempolu bir maç bekliyorum. KG var aldım bu mücadeleyi. Bir 55 gibi orandan ideal tercih olarak maç skoru. Genel benim skorumla direkt belirteyim. Arsenal'ın bu maçı kazanacağını fakat 2-1 skora göre kazanmasını bekliyorum Arsenal takımının. O yüzden idealden KG var'ı bekliyorum. İsteyenler 2 ve 2.5 üstü de yapabilir. Çünkü benim skor tercihim bu da doğrudan sizlere 2-1'lik bir skor olacak arkadaşlar. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme altına alabilirler bu mücadeleyi de. Hatta eksik gedik ve sakatlıklara da baktığım zaman da şöyle sizlere söylemem gereken varsa Rob Holding bu maçta kart cezalısı Arsenal tarafında son maçın zaten katili erken dakikalarda dakika 20'lerde falan kırmızı kart gördü. Doğrudan kırmızı kart gördü. Çift sarı mıydı ya? Ama Maçı da takip ettik. Her neyse tam onu hatırlayamadım. Holding orada kırmızı kart görmesi zaten bitirdi. Partey, Tirney, bu oyuncular zaten sakatlı. Genç kadro ile elinden geleni yapıyor. Dediğim gibi 2-1 skora göre düşünüyorum. Ama Newcastle'la kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. Shelby ile Vlog bu maçta oynamayacak sakatlıkları sürüyor. Ve Fraser'da, da belki olmayabilir burada o şüpheli durumda. Geçtim zaten muhtemelen olacaktır o da. Dediğim gibi KG var olabilir. 2-1 skora göre de yorum yapılabilir. Toplamda 6 adet mücadele yaptım. Herhangi bir kombin önerisi daha henüz çıkarmadım. Gece şöyle sakin kafayla bakacağım. Katıl Telegram grubuna muhtemelen bu 6 maçtan ikili olarak tek kombini yapacağımdır mutlaka. Onun dışında yüksek oranları idealleri sizlere de söyledim. Değerlendirecekler değerlendirebilirler. Benim tercihlerim bu yönde. İşiniz gücünüz rast gitsin. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Şunu da söyleyeyim. Kendinizi zora sokacak miktarlarda iddia oynamayın. Görüşmek üzere. Bay bay.